بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوّي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يُفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان سدا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى evet, çok Bir huzur iklimi programında daha sizlerle beraberiz. Programımıza başlarken her zaman olduğu gibi sizleri kemal hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugün çok değerli bir misafirim var. Siz o misafirime zaten aşinasınız. Daha önce mükerreren bizim programımıza çıktı. Ben fikirlerine çok değer verdiğim kıymetli bir hocam. Kendisi okumayı seven, araştırmayı seven. Fakültemiz İslam Tarihi ana bilim dalı ve da bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Gürbüz hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Sağ olun eksik olmayın. Arkadaşlar e, kıyamet suresiyle kıyamet suresiyle başladılar. E insan en yutrake sude yani hakikaten böyle insanın e, içini titreten böyle ayetler. İnsan baş boş bırakılacağını mı zannediyor? Bela kadirin ale en nusaviye benane. Biz yani insan yani yeniden onu diriltemeyeceğimizi mi zannediyor? Biz onu parmakların ucuna varıncaya kadar yeniden dizayn edeceğiz, yeniden rahat yaratacağız tarzında. Ee, tabii çok değerli izleyiciler biliyorsunuz biz 2021-2022 senesi huzur iklimi programında dedi ki Kur'an merkezli olarak konuşalım. Bu Rabbimizin bize olan kelamını anlamaya çalışalım. Yetkili isimlerle, işte bugün değerli hocamla yine Kur'an-ı Kerim özelinde e, güzel bir konuşma, güzel bir sohbet olacağını ümit ediyorum. Daha önceden de yine geçen hafta biliyorsunuz e, Profesör Doktor Şadi Erenle e, Sırlar Hazinesi olarak ifade edilen Kef Suresindeki Hızır kıssası, Hızır ve Musa Aleyhisselam kıssası üzerine bir konuşma yapmıştık. Sizlerden çok güzel geri dönüşler geldi. E, i̇zlediğinizi gördük takip ettiğinizi gördük. Bize teşekkürlerinizi ilettiniz. Biz de size bu ilginizden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Eğer kafalarda bir, so, bir takım soru işaretlerini izale edebildiysek kendimize ne mutlu. Ben bütün problemlerin temelinde Kur'an'la olan münasebetimizi görüyorum. Hocam ne der bilemiyorum. Birazdan kendisine döneceğim zaten. Biz Kur'an'la olan münasebetimizi çok ciddi bir şekilde sağlam bir şekilde tuttuğumuzda bir takım sıkıntıların da bertaraf olacağına İnanıyorum nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın bu kainata koymuş olduğu bir takım kanunlar var. O kanunlara riayet ettiğimizde, Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah dediğimiz kanunlarına riayet ettiğimizde, hayatımız istikamet dairesinde gidiyorsa, işte Kur'an-ı Kerim'e de hareketimizi, tavırlarımızı, uygulamalarımızı, amellerimizi uydurduğumuzda hem dünyada hem de ahirette mutlu olacağız Allah'ın izniyle. Sözü biraz fazla uzattım biliyorum. Ama hemen ben hocama dönmek istiyorum. Biz bugün hocamla ne konuşacağız? Yine Kur'an-ı Kerim merkezli olarak. Yani şimdi şu güç onu konuşacağız. Güç, iktidar, servet. Yani bu meselelerle ilgili olarak yani bir Müslümanın takınması gereken tavır ne olmalı? İnşallah Kur'an-ı Kerim ayetleri çerçevesinde bunları konuşmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Hocam bu güç, iktidar, servet ee, tabii ister istemez fıtri midir, tabi midir veyahut da böyle bir soruyla başlayacak olsam veyahut da siz e, arzu ettiğiniz şekilde e, bu mesele ile ilgili neler söylersiniz? Maziden günümüze veyahut da Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği bir takım sembol şahsiyetler muvacihesinde neler söylersiniz? Mehmet Bey programımıza başlarken e, bizleri izleyen seyircilerimizi kemal hürmet hürmetle selamlıyoruz. Size de çok teşekkür ederim. Bugün hakikaten insanımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu aktarmaya çalışacağız. Konu biraz geniş. Allah nasip ederse işte etrafını toparlamaya çalışacağız konunun. Konu sizin de belirttiğiniz üzere Kur'an merkezli olarak. Müslümanın e, iktidara, güce, kudrete, varlığa bakışı nasıl olmalıdır? E, nereden bakmalıyız? E, bu bakışın e, diğer insanlarla bir Müslüman arasındaki farkı nedir? Onu inşallah anlatmaya çalışacağız. E, biz normalde kendi toplumumuza baktığımız zaman kafalarımızın bu varlık güç karşısında çok da net olmadığını görürüz. Mesela bir taraftan bakarken işte Yunus Emre'nin mal dayalan, mülk dayalan var biraz da sen oyalan evet. şeklinde sizin çok iyi bildiğiniz gibi buradaki mülk ifadesi saltanattır yani devlet gücüdür kudretidir sanki dünya varlığının sanki iktidarın gücün hafife alınışı ötelenişi, Biraz da böyle önem verilme işi gibi bir anlam sezilir yani bu dizelerden değil mi? Evet Belki farklı da yorumlanabilir Yunus ama. Yunus Emre'nin gene hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, evet. şimdi bir evde yatarlar, toprak olmuş üstünleri diyor. Biraz böyle iki dünya ekserli evet. olarak hareket ettiğinden kaynaklı. Yoksa dünyayı tamamen terk evet. etmek evet. değil de. Şimdi evet biz hocam. De zaten onları anlatacağız ama bir taraftan yani insanımız varlığa bakarken işte bu dizeleri söylerken, Diğer yandan mesela Hazreti Peygamber'in hadisi şerifi de yine insanımızın lisanında e, akar gider. E buyrulur ki salih insanda helal mal ne kadar güzeldir. Ya, değil mi? Tabii. Yine mesela benim şu anda hatırladığım e, kadarıyla Hazreti Peygamber'in bir başka hadisinde tembellikten, miskinlikten, acizlikten değil mi? Mümin Allah'a sığınır. ya Allah. Yani mümin aktif olacak, hareketli olacak, dinamik olacak. Mümin e, aciz olmayacak, kudretli olacak. Evet. Fakat bu kudret anlayışı, güç anlayışı yani Müslümanları e, yani belki bireysel olarak bazı Müslümanları ilgilendirmeyebilir. Ama Müslümanla dışarıdan Müslümanla ayrı dünyayı yaşayan insanlara baktığımız zaman orada ...gücün belki ulaşılması gerekli tek unsur olduğunu görürüz. Hatırlarsanız bu İngilizler geçen asrın başında yani 1900'lerde Irak'ı işgal ettikleri zaman... ...bir Iraklı subay sabahın erken saatlerinde ezan sesiyle yatağından fırlar... ...ve derhal emir subayını çağırır, emir subayı gelir... Bizim bilmediğimiz bir husus mu var, bir isyan mı var, başkaldırı mı var? Emir subayı da daha önce o topraklarda bulunmuştur. Yavaş yavaş izah eder. Der ki efendim işte bu Müslümanların namazları vardır, namazlara çağrı sesidir vesaire. Der ki bırak onları, bana bırak onları anlatmayı. Ben işin şu tarafıyla ilgileniyorum. Şimdi bu ezan seslerinin Irak'ta İngiliz hükümetini, İngiliz iktidarını sarsan bir tarafı var mı? Hı. Bana onu söyle. Yani her ne kadar Müslümanlar belki Müslümanların bir kısmı bireysel olarak güç konusunda işte böyle git gellerde bulunsalar bile bizim dışımızda gücü kutsayan bir dünya var. Evet. Onun için e, meseleye biraz daha derinden bakmamız lazım meseleye biraz daha kitabi bir merkezden bakmamız lazım. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla mesela Elmallı Hamdi Efendi Maliki Yevmiddin'i anlatırken söylediği ifadeler aşağı yukarı budur. Fatiha tefsirinden e, dinleyicilerimiz bakabilir. Der ki e, aslında insanın dünyadaki saadeti, mutluluğu iki temel esas üzerine dayanır. Birisi ...melikiyettir, birisi malikiyettir. Hani kıraatte... ...farklı okunuyor evet, ya. Melikiye ümitliğin... Bir tanesi sahipliktir. Mülk e, maslarından gelir. Bir tanesi de... ...mülk maslarından saltanattır. Hakimiyettir. billah der... ...insanın bu ikisinden... ...birini veya ikisini kaybetmesi... ...en büyük bedbahtlıktır. Yani... Hakimiyeti ve malikiyeti, yani dünya varlığına sahip olmayı ve e, dünyada hakimiyet, iktidarı kaybetmesi en büyük bir Ve Maliki Yevmiddin dediğimiz zaman biz şunu anlarız. İnsanın dünyadaki bütün iktidarı kıyamet gününde sona erecektir. Ve limenil mülk... Yevm şeklinde. Bugün mülk kimin? Bugün saltanat kimin? Lillahi'l-vahidil-kahhar. Evet, lillahi'l-vahidil-kahhar insana bir süreliğine verilen güç ve iktidar asli sahibine dönecek. Ve insan o gün ne için çalıştığını tekrar yakından görecektir. Maliki hakiki kimdir? Evet, onu, bilecek. onu bilecek. Mülk bilecek. umumen kiminmiş? Evet. Onun bilecek değil mi evet. hocam? Yani biz hem onun mülküyüz hem de memlüküyüz evet. mesela Cenabı Hakk'ın. Evet, yani o anlamda. Yani hocam bu tabii güç meselesiyle ilgili. Yani Müslümanların kafası biraz karışık. Evet, şimdi biz de onu izah etmeye çalışıyoruz. Aslında Mehmet Bey Kur'an'da yani biraz yakından meseleye bakıldığı zaman güç, kuvvet, kudret, işte para İlim yani güce araçlık yapan bütün vasıtalarla insanın fıtri bir meyli olduğu anlatılır. Yani fıtridir bu. Bundan siz insanları çok fazla uzaklaştıramazsınız. Peki ne yapacağız? Ben onu sonra anlatacağım ama ilk önce şu işin fıtrat yönüne bir bakalım. Evet. ayet ee, ayeti kerime Ali İmran 14. ayeti kerime. Sazubillah. Züyyinedin nasi hubbu şehevati minen nisa vel benin vel kanatiril mukantarata minel zehebi vel fızza vel haylil musavvemah vel an'am vel harz zalike metaul hayatü dünya vallahu indahu hüsnül meab Şimdi bu ayet-i kerimede Ali İmran 14'te buyurulan şu. İnsanlar için kadınlara oğullara yığın yığın Kantar kantar paralara, altından, gümüşten ve soylu salma atlara, e, hayvan sürülerine, tarlaya, bağa, bahçeye, ziraate olan düşkünlük insanlar için çekici kılındı. Ya. Cazibeli kılındı. Şimdi bunu anlatırken müfessirlerin bir kısmı bu unsurlarda negatif bir şeylerin olduğunu söylerler. Ama çoğunluğun söylediği şudur. Aslında Kur'an burada bir realiteye, bir insan gerçeğine işaret ediyor. Yaratılıştan insanlar bu güce, bu kudrete, bu şana, bu şöhrete, özellikle atlar anlatılırken, soylu atlar, insan düşkündür. Yani biz ayeti kerimeden aslında güce olan, kudrete olan, e, servete olan e, ve hatta diğer işte e, güç vasıtaları ilmi olan eee meylin tabii bir meyil, fıtri bir meyil olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. O zaman buna karşı çıkmak yerine bu fıtri durum karşısında Müslüman nasıl bir pozisyon alacak? İnşallah onu konuşalım. Yani bunun bundaki temayüllerin bu fıtri arzuların hayra yöneltilmesi. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sınırlar içerisinde hayra yöneltilmesi ve Müslümanların istifadesine ve hatta insanların istifadesine yönelik olarak kullanılması. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Ben de tam oraya gelecektim. Evet bu madem fıtridir, madem insan yaratılışında böyle bir meyil, böyle bir akış vardır. O zaman buna engel olmak yerine bunu ne yapacağız? Güzelliğe, insanlığa, insanlığın soyluluğuna, asaletine, e, yeryüzündeki huzura bunu kullanmaya çalışacağız. 16. yüzyıl şairlerimizden Taşlıcalı Yahya hmm. der ki hocam salih'in vücudu olur rahmeti halkı cihan hmm. hakim olan salih olsa salih olur sairan diyor. Çok güzel bir ifade. Evet. Yani Salih bir insanın varlığı, vücudu yani bu cihan halkına bir rahmettir, bir merhamettir. Salih olan kimse. Salih insanın malı da rahmettir. Evet. Salih insanın kudreti de rahmettir. Salih insanın varlığı da rahmettir. Gayet güzel Bir ileri adım hakim olan yani hükmeden, evet. yani hakim ismi evet. biliyorsunuz Arapçada evet. yönetici konumunda olan kimseler Doğru. için kullanılır. Hakim olan salih olsa, salih olur İran. Yani hani bu e, yöneticilerinin dini üzeredir tarzında bir ifade de var ya hocam. Hocam yani oraya ben girmeyecektim ama müsaadenle madem evet, işi Salih buraya, insanda onu tabi oraya gelecektik evet, de Bu, evet. bunu çağrıştırdı. Salihte mal, salihte güç, salihte servet olduğu evet. zaman nasıl olacak onu konuş. Şimdi hocam aslında Kur'an merkezi meselelere bakacaktık ya. Hazreti Kur'an'a baktığımız zaman ya bir bütün olarak eğer bakabilseydik, Kur'an'la irtibatımız sağlam bir şekilde devam edebilseydi, bu yani güç, kudret meselesi karşısındaki Müslüman'ın tutumu çok nettir, çok açıktır yani Kur'an'da. Kur'an, olumlu ve olumsuz örnekler üzerinden bize bu hususlarla ilgili ayetlerini bildirir. Görebildiğim kadarıyla, yani örnek çok ama, İki genel örnekten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi özellikle bu zenginlik, e ekonomi yani finans e konusunda Kur'an'ın e olumsuz bir örnek olarak verdiği Karun vardır. Veyahut da hakimiyet konusunda biraz önce sizin bahsettiğiniz yani devlet yönetimi konusunda vermiş olduğu olumsuz örneklerden Firavun vardır. Nemrut, vardır, Nemrut vardır. Ama bunların yanında olumlu örnekler vardır. Mesela bir Hazreti Yusuf'un Mısır'da iktidar sahibi olarak, değil mi? Nasıl bir icraat ortaya koyduğu. Ben Hazreti Yusuf değil ama bizzat hakimiyette bulunan Hazreti Davuttan Hazreti Süleyman'dan bahsedeceğim. Biraz da Karun'dan bahsedeceğiz. Yani Kur'an. E, iktidar karşısındaki insanları nasıl değerlendiriyor? Yani iktidarı avucuna alan insanları veyahut da iktidar karşısında Müslüman'ın tutumu ne olmalıdır? Şöyle kısaca bir göz atalım, gelelim hayır konumuza hayır devam edelim. Biliyorsunuz e, bu Karun'un anlatıldığı Kasas Suresi 76'da Karun'dan bahsedilirken ben buradan metin üzerinden metni okumayacağım ama işte Estağfurullah inne Karuna kana min kavmi Musa diye bahsedilen ayetlerde e, Karun'un Hz. Musa kavminden olduğunu, onlara karşı azgınlık yaptığını, ona azgınlığın sebebi de şu, Allahu Teala e, Hazinelerinin anahtarlarını büyük bir topluluğun zorla götüreceği kadar bir zenginlik verdiği. Hazinelerini değil, hazinelerinin anahtarını. Evet, hazinelerinin anahtarını. anahtarını yani. Bu mali ve ekonomik zenginliğin zirvesini Zirvesi. Kur'an bize tasvir ediyor. Bu şekilde bir zenginlik veriliyor ama bu zenginlik Karun'da çok da toplum için, kendisi için olumlu sonuçlara yol açmıyor. açmıyor. Ne oluyor? Eee... Ona işte bu nihayet Allah'ın sana mülküdür, Allah'ın bağışıdır denildiği hatırlatıldığı zaman e, şımarma, e, malınla insanlara karşı büyüklenme, insanları küçük görme denildiği zaman şöyle diyor اِنَّمَا اُوْتِيدُهُ ala ilmin indi. Burada e, bu mal, bu servet benim çabamla olan bir şeydir kendisinin ve malı kazanmaktaki gücünün e, Allah'a değil yani kendisine ve başka kaynaklara nispet eder. Sonra da biliyorsunuz orada işte fakara caala kavmihi fi zinetihi bütün böyle deprebesiyle insanların huzuruna çıkınca e, dünya hayatı karşısında güç karşısında daha doğrusu e, fazlaca meyli olan insanlar, herkes de var ama çok fazla meyli olan insanlar e, ya ma karun. Keşke şuradaki deptebe, servet, mal, mülk bize de verilseydi diye değil mi? yürekten bir temennide bulunurlar. Ama yine ayette bizim devam, ayetin devamından anladığımıza göre bu zulüm mal ile yapılan bu haksızlık, malın ve gücün kötüye kullanılması uzun boylu gitmez. Cenab-ı Allah onu ve onun e, servetini, servetini. yerin dibine evet. geçirir. Estaizu ve khasafna bihi ve bi tarihil art. Onu ve servetini yerin dibine geçirdik değil mi? Evet. Karun'un hazinelerini. Şimdi burada böyle bir olumsuz örnek var. Ama eğer biz bu olumsuz örnekte kalırsak Kur'an'daki bütüncül bakışı ne yapayız? Kar kaybederiz. Evet, kaybederiz, onu ötelemiş oluruz. Öbür taraftan bakın hocam, Hazreti Süleyman'la ilgili ee, olumlu bir örnek var. Hazreti Süleyman biliyorsunuz hem bir peygamberliğin hem de bir devlet başkanlığının sahibidir. Yani iktidarın sahibidir. Hakimiyetin sahibidir bununla ilgili Kur'an'daki örneğe bakıyoruz. Sadece billah ve hebna li Davud ve Süleyman ni'mel abdu innehu evvab. Biz Hazreti Davud'a Süleyman'ı Süleyman'ı verdik. Sonra Süleyman'dan bahsedilirken o ne güzel kuldu deniliyor. Ya. Yani Süleyman'ın kulluğunda ve insanlığında değil mi? Evet. Allah'ın takdiri var, övgüsü he, var. Övgüsüne mazhar dört dörtlük bir kul görüyoruz. Cenab-ı Allah övmüş. Bir şey diyecek halimiz yok. Şimdi bu kulla ilgili işte kendisine hakimiyet, güç verilen bu kulla ilgili mütakip ayetlerde bakın hocam şöyle buyuruluyor. Sat suresi e, 33. ayet. Ona atlar getiriliyor. Soylu atlar. İz orida aleyhi bil safinatul ciat akşama doğru ona cins böyle çok iyi koşan baktığın zaman insanın gözünü alan atlar getiriliyor. Ee, Hazreti Süleyman'a arz edildiği zaman onun bu dünya varlığı karşısında ki at aynı zamanda şöhretin, iktidarın, gücün de temsilcisidir. Hazreti Süleyman'ın ifadesi şu. Estağfirullah. Gale inni ahbabtu hubbel hayri an zikri Rabb'i gerçekten ben malı bu atları Rabb'imi anmamı sağladığından dolayı çok severim. Çok güzel hocam ya. Yani bir yerde Karun'u yere batıran mal Hazreti Süleyman'da Allah'ı anış için bir vesile ya. oldu. Onun için öbüründe bir şımarıklık söz konusu. Evet. İnne Allahu evet. Ala ilmin evet. Cenabı Hakk'ı devre dışı bırakıyor. Evet. Sanki bütün güç, bütün iktidar her şey kendisindeymiş gibi. Evet. O malı kazanacak aklı, zekayı kendisine sanki Allah vermemiş gibi, evet. o kabiliyetleri kendisine Allah vermemiş gibi Cenabı Hakk'ı devre dışı bırakıyor ve bunları ben kendim kazandım diyerek bir şımarıklık içerisinde. Böyle e, kibirlenince Allahu Teala onu ve servetini yerin dibine geçiriyor. Ama Hemen arkasında çok harika müspet bir örnek evet. Süleyman Aleyhisselam Evet şimdi hocam bu hep böyledir bizim aslında dini metinlerimizde mal varlık güç iktidar ve servetle ilgili bakış aslında malın gayri meşru olduğuyla gücün gayri meşru olduğuyla ilgili değil ama buraya çok vurgu yapılmıştır sebebi şu. Malda öyle bir güç vardır ki, zenginlikte, kudrette, devlet hakimiyetinde öyle bir güç vardır ki, mesela buraya gelmeden önce bakarken bir kitapta görmüştüm. Şöyle diyordu meşhur bir e, İngiliz devlet adamı: "Aslında güç ve iktidar e, kime verilirse onu büyütmeye ve genişletmeye temayüllüdür insan." Evet. Şimdi gücün, iktidarın, servetin insanı baştan çıkarıcı bir tarafı vardır. Firavun da bunun örneğini gördük ki Bunu Hazreti Mevlana her insanın anlayacağı şu şekilde bir örnek de anlatır. Der ki adamın birisi işte kış günü yılan oynatmak üzere bir dağa gider. Sağa soru karıştırır kar altından sonra kocaman bir yılan bulur. Der ki eğer bunu ben Bağdat'a götürebilirsem, orada insanlara bunu sunabilirsem, bunun sayesinde çok büyük paralar kazanırım. Donmuş yılan omuzluyor, bin bir zahmetle Bağdat'a getiriyor. Bağdat tabi sıcak bir yer, Bağdat <laughs> güneşi, yakan bir güneş. Her ihtimale karşı da yılanı sağından solundan işte bağlıyor. Olabilir ya belki açılabilir falan şeklinde. Üzerine de gösteriyi işte insanlar toplandığı zaman yapsın diye çol çaput bir şeyler atıyor böyle. Ama yılan hem Bağdat Güneşi'nin tesiriyle hem de üzerindeki ağırlığı yavaş yavaş kıpırdamaya başlıyor. Kıpırdadıkça insanlar mahşeri bir kalabalık haline gelinceye kadar yığılıyorlar. Çünkü dehşetli bir yılan evet. orada görünüyor ve kıpırdıyor. Sonra bu yılan biraz daha güneş üzerine vurunca bütün o ipleri koparıyor. İlk önce yılancıyı sonra da birçok insanı ortada helak ediyor. Bunu anlatırken Mevlana Celaleddin Rum şöyledir. Aslında mal, mülk, iktidar, güç insanın üzerine vuran Bağdat güneşi gibidir. <laughs> Eğer yeteri kadar insan nesi terbiye edilmemişse İslam'da nesiz terbiyesi bütün yani dünya medeniyetlerinde İslam'a has bir şeydir. Çok güzel bir şeydir. Terbiye edilmeyen bir şeyde kişilikte mal böyle dehşetli sonuçlar ortaya çıkar. Kafese alınmamışsa, evet. sağlam iplerle evet. bağlanmamışsa. Sağlam iplerle bağlanmamışsa. Mesela yılan örneğinde evet. olduğu gibi. Yani Mehmet Hocam bunu sadece onda görmeyiz. Mesela güç bakınız. Ben konuyu anlatırken öğrencilerime derim ki işte şehir cereyanı, sanayi cereyanı. Bilmem kaç bin votluk bir cereyan akoru o evet. şeyin üzerine. Eğer bunu siz belli bir mahfaza içerisine almamışsanız veya sizde ona karşı bir savunma mekanizması yani elektriğe mukabil bir savunma mekanizması yoksa belli bir yakınlığa varmayasınız. Vardığınız zaman tepe taklak gitmeye evet. başlarsınız. Helak olursunuz. Yani. Allah korusun. ...o elektriğin gücü sizi metrelerce yukarıya çeker ve bir anda yere düşersin. Değil mi? Evet. Bu sadece yani elektriğin gücü için değil mesela. Bir Nil Nehri'ni düşünün. Bu gücü kontrol edemezseniz, değil mi? Bu gücü işte... Dizginleyemezseniz. E, dizginleyemezseniz bu güç ne olur? Sizin bütün ekili arazilerinizi bir anda evinizi, barkınızı, tarlanızı alıp götürür... Ama eğer kontrol altına alınabilirseniz ya. Nil'den Mısır doğar değil Tabii. mi? Heh. Şimdi bu örnekler üzerinden bakılınca Müslüman'ın güç ve iktidar karşısındaki tutumu böyledir. Ve bu sadece böyle değildir Mehmet Bey. Müslüman'ın bu gücü ve bu kudreti ele geçirmesi şeklinde bir mecburiyeti de vardır. Bana sorarsan ki, Hocam nasıl bir mecburiyet yani hepimiz böyle güç sahibi, kudret sahibi, servet sahibi, ilim sahibi mi olacağız? Hocam isterseniz bir ayet olmalı okuyayım. Olmalı hocam yani ben buna canı gönülden katılıyorum. Eğer Müslümanlar şimdi güç sahibi olsaydı, servet sahibi olsaydı bugün Irak'ın, bugün Mısır'ın, bugün Suriye'nin içine düştüğü durum olur muydu hocam? Bugün Afganistan'ın içine düştüğü durum olur muydu? Müslüman da güç olmalı hocam. Ben ona katılıyorum. Hatta şunu hocam oraya geçmeden önce şunu ifade edeyim. Mesela Hazreti Peygamber İslamiyet'i tebliğ etmeye başladığı zaman müşriklerin davasından vazgeçmesi için Hazreti Peygamber'e teklif ettikleri tuzaklar nelerdi hocam? Diyorlardı ki eğer sen davan idare ise seni Mekke'nin reisi yapalım. Evet doğru. Bak riyasetle vuruyorlardı. Evet. Onu. Şöhret dediğimiz şey. Eğer senin davan çok zengin olmaksa seni içimizde bütün paralarımızı sana verelim sen içimizdeki en zengin kişi ol. Servet. Üçüncüsü eğer senin davan güzel hanımlarla evlenmekse değil Mekke Arabistan'ın en güzel kızlarla evlendirelim. Şehvet. Yani bunu formülleştiriyorlar. Şöhret, servet ve şehvet. Evet. Bu üç tuzakla Hazreti Peygamber'i vurmaya çalışıyorlar. Esasında Müslümanların daha doğrusu müminlerin ve da bütün insanların en büyük imtihanı da bu üç şeyle oluyor. Ama bu kontrol altına alınırsa Kur'an'la terbiye edilirse ifade buyurduğunuz gibi hocam, Süleyman Aleyhisselam da bir zikre dönüşebiliyor. Evet, evet hocam buyurun. Şimdi hocam burada siz anlatırken aklıma şöyle bir soru geldi. Bütün insanlığa örnek olan Hazreti Peygamber, müşriklerin bu baştan çıkarıcı tekliflerine karşı koyabildi. Ama biz zayıf imanımızla ne kadar karşı koyabileceğiz? Evet. O zaman yine bizim büyüklerin söylediği gibi kalk, çalış. Çabala bir mal mülk sahibi ol da kıskançlık ve hasetlik yanına biraz az uğrasın. Ya değil mi? çok güzel. <laughs> Şeklinde hocam e, işin mecburi olan yönüyle ilgili özellikle zamanımızda bir ayet okuyacaktım. Hay hay Orada hocam, kalmıştık. Buyurun. Şimdi münafıkın suresi 9. ayet baş tarafından hatırlatıyorum. ...Estağfirullah... la en en nasıl ümmeten vahide... ...şayet insanlar tek bir ümmet olmasaydılar... ...biz o kafirlerin... ...tavanlarını ve üzerine basıp çıktıkları merdivenleri... ...gümüşten yapardık. Hmm. Hocam bu ayetin mesajı o kadar güçlü ki... ...bak şimdi tekrar okuyorum... ...biz... Şayet insanlar tek bir millet olmasaydılar, kafirlerin evlerinin tavanlarını ve üzerinize basıp çıktıkları merdivenleri gümüşten yapardık. Ne demek bu? Finans, ekonomi ve mali varlık öyle bir gücü erişir ki bir zaman sonra insanlar hiçbir şeye kulak vermezler. Hepsi artık o varlığın peşinden koşmaya başlarlar. Da Allah korusun, kafir olurlar. Allah korusun. Bunun böyle sıkıntılı bir durumu vardır. Onun için e biz Müslümanlar olarak yani bu ayette işaret edilen durumla karşılaşmamak için insanların bunda bunlar madem ki haklıydılar, servet bunların olmalıydı. Güç bunların olmalıydı. ilim evet. bunların olmalıydı. Teknoloji bunların olmalıydı. İşte estetik bunların olmalıydı. Şeklindeki, değil mi? Evet. Gelişi güzel bir takım ithamlardan kurtulabilmek için bu vadide bizim gayret göstermemiz lazım. Buradan hareketle bizim davamıza da ne yapıyorlar? İşte zayıf gözüyle bakıyorlar. Evet yani siz zaten dünyadan, e, siz dünyaya hitap etmiyorsunuz. Siz zevkinizi de, gücünüzü de, kudretinizi de her şeyinizi ahirete bırakmışsınız. Siz ahiretlik bir dinsiniz. Hocam bu işin temelinde bu evet. var. Yani sizin bize ulaştırdığınız mesaj bizi dünyada ne varlık sahibi kılar, ne güç sahibi kılar, ne mal sahibi kılar, ne de mülk sahibi kılar. Siz bütün duygularınızı, düşüncelerinizi, tasavvurlarınızı ahirete ertelemişsiniz. Buyurun öbür tarafa geçin. Yani Yusuf Kaplan'ın yani. güzel bir sözü var ya hocam, dünyada yaşayıp dünyayı yaşamamak gibi. Evet. Aslında öyle olması gerekiyor. Müslümanın hani Yusuf izlen... Kaplan onu o, olumlu manada söylüyor. Olumlu manada söylüyor. Evet. Olumlu manada söylüyor. Ama olumsuz dünyada. manada da durum öyledir. Şimdi şöyle yanlı yanlı bakımlarda veya da e, tek bir pencereden baktığınız zaman Hatta tasavvufi düşünce çerçevesinde baktığınız zaman dünyayı ne yaparsınız? Ötelersiniz, görmez hale gelirsiniz. Ama ne yapıyor? Biz bir bütüncül sizin baktığınız gibi Kur'an ayetlerine külli bir nazarla baktığımız zaman Kur'an bize dünyayı terk edin demiyor. Hazreti Peygamber diyor ki ahiretin tarlasıdır diyor. Madem burada biçilecek. Hocam şimdi bu o kadar yani temelden bir mesele ki Mesela İslam metinleri, Kur'an ayetleri, hadisi şerifler ve İslam'ın yukarıdan aşağı tarihi biraz yakından incelendiği zaman meselenin ehemmiyeti çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Mesela e, Hz. Peygamber'in işte arşın gölgesi altında gölgelenmesi evet. gereken insanların daha ilkine koyduğu sınıf adaletli yöneticilerdir. Evet. Bakın şimdi. Muhteşem bir şey hocam ya. Değil mi? Ya. Hani yani, ya, devletlerin dini adalettir diye. Evet. evet. Yani siz e, yönetici olmayacaksınız demiyor. Hani hadis bize bu anlamları önümüze sarıyor. Yöneteceksiniz ama adaletli olacaksınız. Bunu gayrimüslimler çok iyi bildiği için Müslümanların özellikle belki daha önce konuşmuştuk ama tekrar hatırlatalım. Devletlerinin olduğu zaman, mesela Osmanlı Devleti olduğu zaman, mesela Doğu'da Babürlüler olduğu zaman, Hindistan'da, işte Afganistan'da, Orta Asya'da, Müslümanlara getirmiş oldukları, yani Müslümanları iktidardan uzaklaştırmak için getirmiş oldukları eleştiri şudur. Evet sizin bir devletiniz olabilir ama siz Şark despotizmi denilen bir yönetim biçimine talipsiniz. Ne demek despot? Kral bile değilsiniz. Keyfiniz ne isterse, arzunuz ne isterse, insanları nasıl ezerseniz, nasıl sömürürseniz, bununla ne yapmak isterler? Sizi yönetimden uzaklaştırmak evet. isterler. Bırakın derler, sizin tarihte zaten bir adil yönetim anlayışınız yok. O zaman biz yönetiriz, siz de bize tabi olursunuz. Buradan çıkan netice bu hocam. Evet. Ve devletimizin yani Osmanlı Devleti'nin işte geçen asrın başlarında yıkılması, Babürlülerin de o coğrafyada kaybolması ile bu sefer tekrar bizi hakimiyetten uzaklaştırmak için şöyle bir şey söyledi. Aslında sizin yönetime ait çok da bir parlak fikirleriniz yok. Allah da bir şey söylemiyor, hadiste de bir şey yok. E peki ne bunlar? Siz ahiret biz adamısınız. Bizde biz de siyasetnameler yazılmış. Biz de işte diyelim idareyle ilgili bir sürü fıkhi meseleler var veyahut da adaletli yönetimle ilgili hadis bölümleri var şunlar. Peki bunlar ne oluyor? Hayır diyorlar. Bunlar da işte var olan geleneklerden sağdan soldan alınmış yamalı bohça bir takım evet. düşüncelerdir. Ama her halükarda Müslümanları bu güçten uzak bırakmaya çalışırlar. Hı. Sebebi de şudur. Dünya hakimiyetlerini istedikleri gibi sürdürsünler. Mesele budur. İsterseniz e, bir de tarihten örnekleriniz. Sizin ilaveleriniz ya, Estağfurullah buyurun hocam. Hocam, e, Müslümanların varoluşu yani iktidarda oluşları, Müslümanların e, örnek bir hayatın temsilcileri oluşları o kadar etkilidir ki tarihe baktığımız zaman bu Endülüs'te mesela 8. yüzyılın sonlarına doğru 850'lerden sonra binlere kadar olan devrede Endülüs'te sosyal bir affedersiniz sosyal bir sınıf ortaya çıkmıştır. Bunlar aslında Hristiyan. Ama Müslüman gibi yaşıyorlar. Ama Müslüman gibi giyiniyorlar. Ama Müslüman gibi Arapça biliyorlar. Müsl Araplar Müslümanları temsil ettiği için o zaman. Ee, Müslüman gibi işte sofra kuruyorlar. Müslüman gibi e, şiir okuyorlar vesaire. Bunlara konuyla ilgili araştırmaları olan e, dinleyicilerimiz bilir. Müstarip deniliyor. Evet. Ne demek müstarip? Ayınla... Araplaşan. Demek. Ne demek yani İslamlaşan İslamlaşan. Demek. Oradaki Araplar aynen e, Doğu Avrupa'daki Osmanlılar gibi, Türkler gibi İslam'ı temsil ediyorlar. İslamlaşan bir grup. Yani İslam medeniyetinin gücü, kuvveti, kudreti karşısında sadece güç ve kuvvet değil, cazibesi karşısında. Evet, cazibesi karşısında Müslümanlar gibi yaşayan ve daha sonra da yavaş yavaş Müslüman olan müstarip diye bir grup bilinir. Evet. Bu ayınla müstarip evet. Arap'tan geliyor. Garp değil yani müstarip. Bu aslında Müslümanlara yani Endülüs'ün bu tarihi çok şeyler söylüyor. Gücü kazandıkları zaman alternatif bir medeniyet i̇nşa insanlığın ettik. önüne inşa ettikleri zaman ne kazanacaklarını gösteren parlak bir örnek. Bundan bir parlağı da var. Kardinal Mehmet Külah'ı Bey. görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih evet. ederiz diyenler de bunlar değil mi hocam? E, yani? Mehmet Bey bundan daha bir parlağı var. Evet da anlatayım. Hocam. Hay hay hocam. O da aslında olumsuz manada çok daha parlağıdır. Bizim e, iki veya üç asırlık batıllaşma hikayemiz, gayınla, garpla mustarip, <laughs> mustaripleşmemizin hikayesi de, bir başka medeniyetin bir başka dünyanın gücü temsil etmesi sonucudur. İlk önce biz bu işe nereden başladık? Ordularımız Avrupa orduları önünde yenilmeye başladı. Evet. Dedik ki askeriyeyi düzeltelim, bu iş düzelir. Sonra onu düzelttik, baktık ki yenilgiler tekrar devam ediyor. Ne dedik ondan sonra? Kılık kıyafetimizi düzeltelim. Değil mi? Evet. Sonra kanunlarımızı düzeltelim. Sonra iş o noktaya vardı ki... ...ezanları yasaklamaya varana kadar... ...bir çizgiye kadar geldik. Evet, değil mi? Maalesef. He, gücün kaybı... ...bu şekilde toplumsal bir... ...Allah korusun sıkıntı ortaya çıkardı değil mi? Evet. Dünyadan... ...dünyayla birlikte dinimizin de kayboluşunu ortaya çıkardı. Onun için bu hususta konuşmak... ...hakikaten çok... ...sıkıntılı bir durumdur. Ulu Orta... ...işte... Güç, kuvvet, kudret, onlara karşı çıkışın veyahut da bize sızan bir takım mistik e, Hint kökenli veyahut da Hristiyan kökenli anlayışlar sebebiyle e, o vadide güya bir şey yaparmışçasına, İslam'a hizmet edermişçesine yalan yanlış bir züht anlayışının değil mi? Z yalan yanlış bir takva anlayışının, İslam anlayışının ...başımıza neler getireceğini de... ...görme durumundayız. Hocam tabi vaktimizin daraldığını söylüyor arkadaşlar da. Tamam hocam bitirebiliriz. Şunu, şunu söyleyeyim. Güç ve kuvvet. Evet. Servet. Evet. E, mümin ve muttakilerde... ...Allah'a tam inanmış insanlarda... ...olduğu zaman... ...insanlık aleminde bu ne gibi neticeler doğurur hocam? Tüm insanlık adına. Hocam şöyle söyleyeyim. İsterseniz vakit e, yaklaşıyorsa... Evet. ...yani benim... E, ...yine... Çok bu konuda böyle sivri olan bir örnek size aktarayım. Bu da Mesnevi'de diyor ki... Soysuza ilim ve sanat öğretmek, soysuzun eline güç vermek, yol kesicinin eline kılıç vermek gibidir. Evet. Aslında soysuza ilim öğretmek... O zaman belki özür dilerim dinleyicilerimiz arasında varsa diyor ki sarhoş zencinin eline kılıç vermek gibidir. Yani insanlığı tıraşlayan bir işe Allah korusun katliama uğratan bir işe ne yapmış olursun? Yardımcı olmuş olursun. Hocam bugün bu sözün mefhumu e, muhalifiyle. Evet mefhumu. Onun için bu sözün arkasında da şöyle e, ifade ediliyor. Sarhoşun elindeki kılıç alınmak için İslam cihadı farz kıldı. Yani Müslüman cihadının hangi sahalarda olduğunu gösteren çok geniş bir yelpazenin karşısındayız. İlmin sarhoşların elinden alınması gerekiyor. Hakimiyetin sarhoşların elinden alınması gerekiyor. Eee Ekonomik gücün sarhoşların elinden alınması yani sarhoş gerekiyor. sarhoş derken tabi burada Mevlana'nın ifadesinden hareketle onu ya, söylüyoruz. Ya buradaki sarhoş. Yani e, haktan udul etmiş, haktan sapmış. Evet. 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 Zalimlerin elinden. Zalimlerin elinden. Canilerin elinden, gaddarların elinden, gözünü kırpmadan insanlığın yüz bir anda bir varil petrole öldürenlerin elinden. Elinden evet. Değil mi? bunların alınması lazım yoksa burada basit evet. iki şişey Mevlana'nın evet, evet Mevlana'nın sözundan falan anlatmıyoruz. Yani böyle bir mücadele sorumluluğumuz böyle bir güç kudretin bakın bu güç kudret alınırken Firavunvari insanları tahkir etmek, küçültmek, şerrin hizmetinde değil insanlığın hizmetinde bu enerjiyi kullanabilmek için yeni santrallere, yeni barajlara ihtiyacımız var hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok değerli izleyiciler. Bugün çok değerli hocam Profesör Doktor Osman Gürbüz'le güç konusunu konuştuk. Gücün gerçekten salih, mümin, muttaki insanlar elinde olması gerekiyor. Bu onların elinde olduğu zaman insanlık ne yapacak? Rahat bir nefes alacak. Yoksa şimdi içinde bulunduğumuz vaziyet, durum, büyük yani büyük sıkıntılara sebep oluyor. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ben çok istifade ettim. Allah razı olsun. Tabii e, içinde yaşadığımız günler içerisinde bir takım e, cahilane sözler de söylendi. Yani gündem olarak söylüyorum. İnsan bir takım insanlar nedense yani kutsalımıza mukaddesatımıza karşı bir takım sözler söylüyorlar. Yani gerçekten rahatsız oluyoruz. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın... Nadide bir nimeti olan kar... ...işte nadide bir şekilde güzel bir şekilde üstümüze yağıyor. Kar senesi var senesi derler. Haber bültenlerinde bunun bir esaret... ...ondan sonra bir felaket gibi değerlendirilmesi de... ...şahsen benim çok da hoşuma gitmiyor. Onun için buna bir rahmet ve bereket olarak bakmak lazım. Zeyaz geliyor aman yandık bittik barajlardaki sular tükendi. Yani insanoğlu o kadar aciz, o kadar fakir, o kadar miskin bir varlık ki... ...fakat... Gerçekten de kıymetli hocamın ifade ettiği şekliyle dünya ve ahiret dengesi. Çünkü mümin denge insanıdır. Cenab-ı Hakk'ın hakim ismine mazhardır. Hakimane hareket etmesi lazım. Yani bir takım şeylerden uzak. Yani yapmış olduğu işi yerinde ve zamanında yapması gerekiyor. Yani Müslümanların elinde güç olduğu zaman tarih bunun şahidi. İnsanlık rahat ediyor. Ama güç Mevlana'nın örneğinde olduğu gibi kıymetli hocam ifade etti. Lüzumsuz insanların elinde olduğu zaman da dünya gözyaşı döküyor, kan döküyor. İnşallah tekrar yani Müslümanların, salihlerin, muttakilerin, müminlerin Allah'a tam inanmışların gücü elinde bulundurduğu ve dünyanın rahat bir nefes aldığı bir dünya özlemiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum ve Allah'a emanet ediyorum.